Bana bak, sen bu durumu alışkanlık haline getirdin ha. Ha, şeyi diyorsun, önünü kırma işine. Haklısın. Senin yüzüne ne olmuş? Tövbe estağfurullah. Zombi saldırısından kurtuldum, anlayamazsın. Sen nereye? Denize. Dün hastanede görüşmek istemiyorum dedi. Biliyorum. Bak. Zaman vermen gerekiyor. Biraz daha zaman verirsen... Bak, sürekli biraz zaman diyorsunuz ama geçen zaman değil, geçen ömür. O yüzden benim gitmem lazım, tamam mı? Anlıyorum. Çekil o zaman. Bak, samimi söylüyorum. Şu anda oraya gidersen ikiniz için de kötü olacak. Senin dinlenmen gerekiyor sana. Ya zaman ver... Evet, elimi koydum. İkimiz için de şok edici, evet. Çek o zaman. Mantıklı. Daha da şok edeyim mi seni? Gel, ne yapalım biliyor musun? Biz seninle beraber iki erkek. Gidelim bir yere oturalım. İki bro gibi. Diyorlar ya bro. Sevmiyorum ben de ama boş ver. Gidelim dertleşelim. Ne var ne yok konuşalım. Olmaz mı? Sürekli saçmalıyorsun. İlk defa duymuyorum. Ya niye uğraştıracaksın beni? Bak geleceğim. Şimdi yürüyeceksin. Motoru atlayacağım. Bir daha önüne kıracağım. Çekeceğim. Bir saat zamanlayacağım. 10 dakika ya. Yazık günah. Yani bu kadar da düşünecek bir şey yok bana sorarsan. Önden bir tane bardak altı alırız. Ha, istemiyorsan bir tane köpoğlu söyleriz. Onu da istemiyorsun. Yoğurtlu geldi mi? Bir tane anaganuş söyleriz. Mevzuyu çözeriz bence. Ne diyorsun sen ya? Ben senin söylediklerini anlamıyorum ki bir kere. O gelir, bu gider. Ha, sen direkt bünyeye etkirsin diyorsun. Tamam. Bak, buranın Adana'sı ateş edildi. Tamam mı? Çöp şiş. Ha, hakikaten güzel. Ama gencim, yerim diyorsan ortaya bir tane karışık ızgara söyleriz. Tamam. Kardeşim, bir saniye bakar mısın? Sana zahmet. Benim ne işim var burada ya? Ya... İstiyorsan bize söyleyeyim talondan. Şaşırtıyorsun. Evet. Bak Tuna, ben senin ne yapmaya çalıştığını, amacının ne olduğunu gayet iyi anlıyorum, tamam mı? Ama senin bana bakıcılık yapmana gerek yok. Benim şu anda Deniz'in yanında olmam lazım. İçim rahat değil. Ya senin aynı zamanda kendini bu kadar perişan etmemen de lazım. Deniz'in yanında zaten Michael var. Doğru muyum? Michael var. Ben bir şeyi anlamıyorum. Sen bir... sen şu hikayeyi bir de anlatsana bana. Anlattım ya, daha ne anlatayım? Ya sen anlattın da benim bünye onu bir, yani tam sindiremedi. Hala gargara yapıyorum. Bir anlayalım. Değil mi? Şimdi sen sevdiğin kızı aldın, arabaya bindin. Bütün evraklar falan tamam. Girdiniz içeri nikah dairesinden. Bir anda hop Amerika'ya gidelim. Niye evlenmiyorsun sen bizden? Ne yapacaksın? Niye merak ediyorsun? Tamam. Bir de sana bir tane metaforla anlatacağım. Şimdi bak. Un var, yağ var, şeker var. Hani Elva? Niye evlenmiyorsun kardeşim kızla? Bu konuda seninle dertleşmek isteyeceğimi nereden çıkardın? Bu ne özgüven yani, hı? Ekmeği böldük ya, ondandır. Kusura bak, sen de haklısın. Teşekkürler. Meze göz doyuruyor. Gözün aç belli. Bu kadar şey kim yiyecek? İsraf olacak hepsi. Paket yaptırırız ya. Şimdi ne seversin ne sevmezsin bilmediğim için hepsinden söyledim işte. Sen de beni sevmezsin. Evet. Sevmem. Sana yalan söylemeyeceğim. Ben buraya sana bakıcılık yapmaya geldim. Malum sağa solu pek de belli olmayan bir arkadaşımız. Değil mi?
Ben şimdi denize gitmek istersen buna sen mi engel olacaksın? Mevsimin değil ama buyur. Ha, senin denize gideceğim dersen elimden geleni ardıma koymam. Biliyorsun. Sen ama temelde şuna inan. Teorik olarak ikimiz de rezillik çıkarmak isteyen adamlar değiliz. Doğru mu? Teoride öyle. Ama pratikte sürekli rezillik çıkıyor sayende. Peki bu sefer bir musibet bin nasihatın yerine geçer. Biz de eskaza mucize eseri dost oluruz. Ben mucizelere inanmam bro. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.